Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Semaat sıfırdır, Semaat'ın YouTube kanalına. Ben yine şöyle güzel bir sandaletle geldim huzurlarınızda. Beni kabul ettiğiniz için, takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Instagram sayfam Semaat sıfırdır, Semaat. Çok lafı uzatmadan ben size bugün bunun anlatımını yapacağım. Dün bunu paylaşmıştım. Çok beğeni aldı, keşfete düştüm ben bununla. Gerçekten de güzel oldu. Yani şöyle. Bu patiğimiz tamamen sık iğneden oluşan, tabanı dışında tamamen sık iğneden oluşan bir patiğimiz, sandaletimiz. Bugünkü yapacağımız, anlatacağımız bu sandaletimiz, bu da bir sıra, şu kenardaki sıra, şurası hariç tamamen yalancı trabzandan oluşan bir işimiz. Tamamen yalancı trabzan yapılıyor bu. Hadi bakalım şimdi Bismillahirrahmanirrahim deyip patiğimize başlayalım. Ben patiğimizin tabanını zaten kanalımda anlatmıştım. Hep 10 numaraya göre yapıyorum. Yani 24, 25 numaraya göre 2 yaşındaki bir çocuğun ayağına göre yapıyorum ben. Ya da daha büyük patikte daha büyük duruyor bu. Patiğimizi 22 zincirden başladık. 10 tane sık iğne yaptık. 10 tane trabzan yaptık. 11. trabzanda aynı yuvaya 5 tane dolduk. İşlem karşı tarafta da devam etti. Dediğim gibi tabanı anlatmaya gerek yok. 4 sıradan biten bir tabanımız. Yalnız ilk sıramız şurası sık iğne. Tek var bu. Tabanda da 3 tane. Aynı yuvaya 3 tane doluyoruz. Üzeri zaten artıyor, anlatmıştım. Şimdi geçelim bu yan kısmına. Tabanımız 4 sıradan oluşuyor. Tabanımızı bitirdik ve üzerine ben bir sıra sık iğne gittim. Yani yan duvara geçtik. Şuraya geçtik. Bu sık iğneyi nasıl yaptım? O sık iğneyi göstereyim. Sık iğneyi tığın üzerine hiç almadan şuradaki trabzanların tek kanadına batarak sık iğne yaparak bir sıra dolandım geldim. Ve sonlarını da beraber yapalım diye bir parça bıraktım. Tek kanadına bakın. Tek kanadına tığın üzerine almadan şu tek kanadına öbür kanat çünkü bize lazım. Ona biz beyaz sık iğne gideceğiz, şerit gideceğiz. Bağlama tekniğimiz çok dikkat edin burada. Şurada bir zincir çekip dönüyoruz ya bakın bu zincire sakın batmayın. Patiğiniz artar. Bu zincirin önündeki trabzanın sık iğnenin üzerine batarak çift kanadına bir kere de çekiyoruz. Bir zincir çektik. Patiğimizin iç kısmı bize doğru döndü. Bunun tek öbür patiklerden özelliği bu. İki sıra biz patiğin iç kısmı bize bakarak yalancı trabzan yapacağız. İki sıra. Bir sıra sık iğneden sonra bakın burada da burayı da göstereyim şöyle. Aynen şöyle tekrar kendi dibine batın ki patiğiniz toplanmasın. Sonra ipi üzerine alarak ikisini bir çektiğimiz yalancı trabzandan patiğin iç kısmı bize bakacak şekilde iki sıra gideceğiz. Benim bu ipim de çok kalitesiz bir ip, sıradan bir ip. Öyle ucuzdu diye aldım. Patiklerimin rengine takılmayın. Ben evde kalan ipleri sırf model için, tasarım için kullanıyorum. Bunu öyle model için kullandım ben bunu. Bakın şu. Bak bombelendi. Şu neresi? Patiğimizin burası. İki sıra patiğimizin şu iç kısmı bize gelecek şekilde iki sıra dolanıp gelelim. Hadi bakalım. Şimdi ben size hanımlar demiştim hani iki sıra gidip gelelim diye. Ben iki sırayı bitirmeden şöyle bir iki de muhabbet ederek yapalım. Bunun bir de aklıma gelen kısmı birleştirme yerini tekrar göstereyim diye. Bitti. Bakın şuradaki zincir çekip döndüğümüz zincire değil de şuna. Şuna batarsanız patiğimiz ancak toplanır. Tekrar bir zincir çektik. Bir sırayı bak birinci sıraya gittim. Şimdi ikinci sıraya gideceğim. Aynı yerine ikinci sırayı da gidip bunun üzerine sonra aynı şekilde dışa döndüreceğiz. Yani patiğimizin
ön yüzü, şu yüzü bize gelecek şekilde de bir kere de gideceğiz. Ondan sonra patiğimizin duvarı bitmiş olacak. Bu arada ben baştan sona çekmeyi çok istiyorum. Arkadaşların videolarına bakıyorum. Harika anlatımları var. Çok yakından takip ettiğim Şirin Örgüleri. O arkadaşımız da harika Tunus işi yapıyor. Modellerin adı da çok güzel, çok ilgi çekiyor. Anna ve Elisa diye kız modelleri koyuyor. Örgüde birçok renk kullanıyor. Renk kullandığı için de tabi o renklerin arkadan yürütmesi maharet istiyor, yetenek istiyor. Yani herkes yapamaz. Zor iş. Beni çok destekleyen Gül Hanım, Duduş'un örgüleri, Filiz'in el işi, şu anda hatırlayamadığım birçok arkadaşlar var. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok destekliyorlar, çok mesaj yazıyorlar. Şu anda profili gözümün önünde ama inan adını unuttum. Kusuruma bakmasın, beni affetsin. Ben her paylaşımında ilk mesaj yazan bir arkadaşımız. Harika da örgüleri var. Oyacı arkadaşlarımız. Destek olan herkese teşekkür ediyorum bu arada. Arkadaşlar üretelim, birbirimizi takip edelim, birbirimize komşu olalım, destek olalım. Gerçekten hani şöyle düşünmememiz lazım. Bana ne? Uf, buna kim abone olacak ya da kim buna komşu olacak ya da aman ne yapayım, oturmuş şöyle iki yapmış bırakmış, hiç de güzel değil. Rengine hiç takılmayın. Siz sadece modeline bakın. Benim rengim kötü olabilir, örgüm kötü olabilir, hiç önemli değil. Yani ben kötü yaparım, sen daha iyisini yaparsın. En güzel rengi kullanırsın, sevdiğin bir rengi kullanırsın. Kaliteli de bir ip aldın mı, senin patiğin daha da güzel çıkar meydana. Benim ipim kötü olabilir, örgüm de kötü olabilir. Seyrek yapabilirim, sık yapabilirim, bu hiç önemli değil. Siz sadece modelin anlatımına bakarak şu sandaleti yapacağım, rengini kendin uydurursun, ip kalitesini kendin ararsın, bulursun. Yani o hiç önemli değil. Artı numarayı da kendin ayarla. Ben 22 zincirden 2 yaşında bebeğin tabanının temelini atıyorum ama örneğin sen 30 zincirden 3 yaşında bebeğin patiğini yapabilirsin. Bunu ayarlamak artık size kalmış. Onun için birbirimizi destekleyelim. İnşallah. Yani desteklememiz şu. Hepimiz kendi yararımıza. Tabii ki arkadaşlara da faydamız olacak ama hep kendi yararımıza, kendi çıkarımıza, ne yaparsak kendi çıkarımıza yapıyoruz. Şöyle de bir şey, genç arkadaşlar için daha da önemli. YouTube kanallarını büyütmek için destek, yorum, onların ihtiyaçları var ona çünkü yolun daha başındalar. Ama benim için çok önemli değil. Ben sadece sizlere bir şey veriyorsam ne mutlu bana. Evet, sonuna geldik. Tekrar bağlayalım. Son sıramıza geldik. Patiği çevirdik. Bakın. Patiğin dış yüzünü çevirdik. Ve patiğimizin son sırası. Ne yapacağız burada? Dış kısmını çevirdikten sonra umarım video bitmez. Şu beyazını da anlatırım. Bir zincir çekerek aynı yerine batıp bir sıra daha gidip patiğimizi bitiyoruz. Bu bizim son sıramız arkadaşlar. Ve bitti. Ben bundan sonra size şu fiyonkunu anlatacağım. Hemen video beni atmadan şu beyaz kısmı yapayım. Bakalım şurada hemen görünüyor, belli oluyor ya, tek kanat kalmış diye. Bu tek kanadın şuradan tığımızı geçirelim. Şöyle katlayalım. Bakın dediğim gibi siz benim örgüme, rengine, kalitesine hiç takılmayın. Şu kanada taktık, çektik. Bu kanada sık iğne gideceğiz. İşlem bu. Biraz acele ediyorum. Bu. Bir zincirle sağlamlaştırdık. Bu ipi de şöyle altında gezdirin. Ya da
ben altında gezdiremiyorum diyorsanız o ipi içeri çekin. Şurada dursun. Tığla içeri çekersiniz. Şu kanatları birer birer alarak sık iğne gidiyoruz. Bu da bizim patiğimizin dış görünüşünün güzelleşmesine sebep oluyor. Yoksa örgünün eksik olduğundan değil. Sadece görünüm şu. Bakın tekrar şu tığın üzerine almadan çekip bir kere de çektiğimiz bir teknik. İlk önce kanalımıza girdiğiniz zaman videolarımıza girin. Videoları bir izleyin. Neyi yapacaksanız ona göre devam edin. Yoksa direkt her zaman tavsiyem bu size. Direkt hemen tığı elinize alıp işe başlamayın. İşlem hanımlar. Bakın duvarı yaptık. Yani ben size anlattığım yer. Bu kısım 4 sıradan oluşuyor. İlk sırası sık iğne, öbür sıraları yalancı trabzan. Trabzan olarak patiğimizin duvar kısmını bitirdik. İnşallah anlamışsınızdır. Ben anlatabilmişimdir. Özür diliyorum. Ben anlatabilmişimdir. Hadi bakalım. Şimdi siz tabanını yapıp bitirene kadar ben üst fiyonkunun anlatımını yapacağım. Bugün inşallah bunun anlatımını bitireceğiz. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Hızlı yapın. Hızlı bitirin. Takipte kalın. Yapacağımız daha çok şey var. Hoşça kalın. Bay bay.